Rafa Silva Beşiktaş'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ee, tabii çok ama çok önemli bir transfer. Ee, tüm sezon boyunca Mehmet e, spot ışıklarının e, olacağı bir isim Rafa Silva. Tabii Rafa Silva e, önemli ama onun etrafına gelecek hamleler de şimdi bir o kadar değerli. Ki o hamlelerden bir tanesi de Anel Di Maria. Şimdi Rafa Silva'nın önemini şöyle izah edeyim. Rafa Silva'yı Galatasaray'da, Fenerbahçe alsaydı, Galatasaray'ı Fenerbahçe da Fenerbahçe'ye kaptıran takımda ciddi bir tahribat olur taraftarlarda Ki Galatasaray ilgilendi onu söyleyebilirim Fenerbahçe'de Mourinho muhakkak Rafa Silva profili bir oyuncuya hayır demezdi Çok değerli bir transfer Taliska'dan sonraki en garant sko garantisi olan isim diyebilirim Beşiktaş'ta Artı 20 gol şimdiden yazabiliriz Ömer Yani çok da şey yapmıyorum ee, Hani gol asist olarak bence 20'yi geçecektir bu sezon Rafa Silva çok önemli bir isim. şimdi Beşiktaş ister istemez bazen bunu yapmak durumundasınız. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Demin şu videoyu izlerken Galatasaray'da da benzer bir video vardı zamanda Cassio Lincoln için. O dönem Fenerbahçe çok şampiyonlar liginde çok, çok iyi iyi kadrosu vardı. vardı. şuna geliyorum. Cassio Lincoln evet çok iyi futbolcuydu. Çok iyi Belki futbolcu. evet işin matematiğinde e, ee, devamlılığında Türkiye'de ondan çok daha başarılı olanlar oldu ama işin oyuncu hiçbir şey değil. Bir şey söyleyeyim mi? Kalite olarak özür dilerim lafını kestim ama kalite olarak bence Türkiye'ye gelmiş gibi en büyük 10 yabancıdan biridir. İnanılmaz bir kaliteydi. Sağ sol çift ayak boy çok başlangıç. Iyi, oyun, oyun zekası, oyun görüşü. O o Ortega'da da vardı. Yani 3-4 hamle sonrasını düşünüp o pas e, alışverişini, pas akışkanlığını sağlamak çok iyi. Rafa Silva'yı ona benzetiyorum transfer Galatasaraylar'da onu Lincoln transferine sevmişlerdi. Hep Hacı'dan beri özlemini on numara. Rafa Silva'da şöyle geçen sezon Tadiç örneği var. Galatasaray'ın yaptığı transferler var. Ve Beşiktaş taraftan yönetime e, koyduğu tavır. İsterseniz panik transferleri Amart Onan'a gibi. E şimdi ya da şöyle söyleyelim. Hiç bu Beşiktaşları kızdırmak da değil ama Galatasaray'la Fenerbahçe'ler herhalde sezon bittiğinde sorsak Beşiktaş'tan kadronuzda görmek istediğiniz oyuncu var mı diye. Semih dışında bir isim. Lütfen siz de beni hani Şimdi Jason da yani düştü, sezon da çok düştüydü geçen sezon. Muçi ile Musrati çok o paraların hakkını Musrati final dışında veremedi zaten o bakarsak. Bir maçta oynar yani. E, şuna geliyorum. Böyle başlamak zorundaydı hocam. Agresif yani Rafa Silva bu anlamda nokta atışı bir takviye. Şimdi Paulista'yı tamamlayacak stoper çok önemli. O isim Hummels olursa o da nokta atışı olur. Bir de üstüne Dimaria olursa ben kağıt kalem alırım Beşiktaş yerinde olsam şampiyonun kadrosu yazarım yani. Gayet şampiyon olabilecek bir kaleciniz Şimdi... Mert. Az i̇ki stoperiniz yeni. stoper kısmı orada ortaya çıkacak. Yani Rafa Silva, Dimaria tamam ama stoper hattı nasıl oluştu Bunu bir de neye dayanarak söylüyorum? Rafa Silva ve Dimaria e, o üç, üç üçünü tamamlayan isim. Raşisa çok doğru bir isim. Nedeni şu, yani şöyle örnek vereyim. Rafa Silva, Dimaria kim diye? Tadic olmaz yani üç tane böyle fazla ofansif. Orada biraz e, Rafa Silva ve Dimaria yerine, takım savunmasına yardım edecek asker oyuncu. Raşit ise Galatasaray'daki rolünü yapar orada. Kerem Aktürkoğlu, Mertens Sikardi için yaptığını Rafa Dimari için yapar. Çok iyi bir üçlü çıkmış olur forvetin arkasında. Oraya bir net santifor lazım, bir stoper lazım. E, Tabi. Önemli konular Ama onlar açıkçası. Ama işin içini omurgayı çözmüş oluyorsunuz evet, yani. Işte. iki stoperle e, art işte Rafa Silva 10. Dimari sağ lider zaten. Çok çok özel bir oyuncu. Bunu hep her defasında dile getiriyorum. Müthiş bir kariyer, müthiş bir oyuncu. E, Beştaş Beşiktaş adına yani bu transfer dönemi iki sezondur çok iki taraflı dik izliyoruz Galatasaray-Fenerbahçe arasında. Tekrar yani Rafa Silva transferini Galatasaray'da Fenerbahçe yapsa çok daha farklı konuşurdu. Kesin. Ee, tabii Rafa Dimari kanatları olursa çok özel kanat oyuncularına sahip olmuş olacak Beşiktaş ama hocam şimdi Gabriel Pallus Beşiktaş'ın ilk transferi oldu. Onun yanında Humels konuşuldu. Sonra Hermoso konuşuldu. Yani konuşulan çok fazla savunma lideri apoletti isim vardı. Evet. Ama şimdi çıkan isimler e, savunma liderinden ziyade yani iyi oyuncular ama hani bu oyuncuların dışında isimler gelirse e, Paulista ile birlikte nasıl bir tandem olur yani Beşiktaş evet hücumu şu an çok böyle ilmik ilmik dokuyor gibi hani Dimar yanında geldiğini düşünüyorum mutlaka iyi bir sentroforu gelecektir. Abubakar'ın zaten ayrılığı bekleniyor. Hı hı. Ama e, sanki böyle takım kurmaya da böyle stoperden başlamak lazım der ya e, teknik adamlar. Yani Stoper kısmının da çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hele ki e, geçen yıldan sonra. Kesinlikle, kesinlikle çok. Aslında tartışılacak bir nokta değil. İki stoper birden çok çok değerli ki hamlede de oyuncunuzun olması gerekir. Necip orayı iyi yapıyor hamlede. Görev verildiğinde elinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Öyle bir artısı zaten Beşiktaş'ın var. Hı, hı Tayyip ayrılmadı diye biliyorum. Yanlış yok, güzel. O da e, o sakatlık bir şanssızlıklar yaşadı. İyi bir sezon başı geçirirse o da iyi bir oyuncu. Artı bir isim Tayyip Talha. Onu da unutmamak lazım. Hatta dolu dolu bir sezon geçirse milli takım havuzuna da dahil olacak bir oyuncu. Hı hı. Öte tarafa bakacak olursak lider anlamında Savic ile konuşulduğu. E, yani bize gelen yani, camiadan okuduğumuz, medyada okuduğumuz kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Savit çok önemli bir oyuncuydu. Gerçekten oyun bilgisi, sertliği, agresyonu. Beni çok beğendiğim bir oyuncuydu. Milli takımımıza karşı da müthiş bir mücadele göstermişti. Atletico Madrid'de de zaten net bir stoper. Hermoso da bence aynı netlikte, aynı kalitede çok iyi bir stoper. Hummels'i zaten defaten konuştuk. Üzerine Şampiyonlar Ligi finalini oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ligimizde de tabii eksileri var. Uzun yaşı ee, ön alanda kaldığında arkaya atılacak toplar ama arkasında biraz da çabuk bir stoper alındı. Orayı tamamlayabilecek, orayı süpürebilecek bir stoper alındığı için Hummels'te geldiğinde özellikle geriden oyun kurma anlamında da çok rahat bir şekilde sıkıştığı anlamda da e, çok iyi bir şekilde bunu organize edebilecek bir isim baktığınız takdirde. Ama e, tabii son dönemde e, Humels mi olur, Hermoso mu olur veya farklı bir isim mi olur bilemiyorum ama şu da olabilir zamanındaki gibi. Mesela Markov. Markov benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Galatasaray'da çok önemli performanslar gösterdi. Hem liderliğiyle, hem oyun zekasıyla, agresyonuyla, sertliğiyle, soğukkanlılığıyla, topu oyuna sokmasıyla. Mesela Markov tarzı bir oyuncu da alabilirler. Hani ne demek o? Yaşı çok, yüksek olmayan. Hani illa Lider stoper deyince hani yaş anlamında da bakılmaması gerekiyor. Hocam var da marka alabilirler. Marka seviyeden getirmek zor değil yani. De, Konuştuğumuz sizlerde tam böyle yani. işte onda haydama dönüyor. İstese alabilir evet, eşler sakatlık problemi e, tabii, tabii bu sonra bunu mesela Fenerbahçe'nin hocam BK, Ciku, Çağlar işte Galatasaray'da Davinson, Sanchez bu çok arada iyi. Copa Amerika'da çok iyi oynuyor. Çok Onu iyi oynuyor. Çok iyi oyuncu ama Sanchez. Nelson, yani Abdülkerim. Yani şimdi baktığınızda 3 tane iyi stoper en az e, olmalı gibi görünüyor Ömer, şu anda. Ömer 10 senedir e, Galatasaray muhabirliği yapıyorum. Galatasaray var, ligimizde gördüğüm en iyi stoper. 2-3 maçta ikna ettim. Davinson Hiç Sanchez o oyuncu. fiziksel güç. Şu an siz konuşurken düşündüğüm Ömer. Ben en son 2014-2015 4. hızı kazanmış Galatasaray'ı bulabildim. Yani iyi stoper, rotasyon olmadan şampiyon olmuş takım. O takımın da 10 numarası Snyder. Forvet'i Umut Burak. Yasin'in öztekini çok ekstra. Ön tarafı çok iyiydi. Hamus Hoca zaten hücum futbol oynatıyordu yani. ...iyi stoper bulmak durumundasınız. Son dönemlerde Ömer bütün ta şampiyon takımları düşün. Başakşehir'in bile stoper ikilisi Epriyano Skertel'de. Bakarsan iki Doğru. tane çok iyi stoperdi... Şimdi Beşiktaş'ın pandemi sezonu denilecek. Bir daha bence iyi stoperdi. Wellington da bence iyi tamamlıyordu vidayı. O öyle Sergen yani, Yalçın'ın sistemini uyuyordu. Koli'nin hani çok tabii. iyi görünmesi gibi. Daha doğrusu defolarının çok ya ortaya çıkmaması gibi. Biraz bizde tabii Alanya Spor'dan geldiği için burun kıvrıldı ama Wellington Vida'nın yanında fena değildi Sergen Yalçın'ın şampiyonluk sezonunda. Ama Vida da mesela çok güzel bir yere parmak bas. Vida da önemli bir isim. Tabii. Yani şimdi mesela sayısı da çok eleştirildi. Sayısı da çok önemli bir isim. Dünya Kupası en iyi stoperlerinden biriydi. Bilmem bana katılır mısınız ama yok, çok önemli bir, e, bir, Bence sorun yaşamasaydı hocam hala Beşiktaş'ın kadrosunda e, bulunan isimlerden birisi olurdu bence. Bir de şunu unutmayalım mesela. Ayrıca bir de gol katkısı. Koli çok büyük gol katkısı sağladı ama şimdi kaleci Diyelim bir yerle anlaştık. Kaleci portföyümüzden bir kaleci alamadık. Soruyoruz değil mi bir antrenör arkadaşımıza? İlk olarak mesela ayakları iyi olsun demeyiz yani. Önce bir kalecilik özellikleri bir kendini Doğru. bulsun. Koli anlamında da yani stoper olarak bir 8 gol attı da önce bir stoper olarak ne yaptı anlamında bakmak lazım. Koli bence ligimizde evet çok 8 9 gol attı. Müthiş katkı sağladı ama yanında onu yönetecek mutlaka ona göz kulak olacak bir stoperle ancak bir büyük kımın ilk 11'inde olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şimdi Nelson'un, Sanchez'in baktığınızda Abdülkerim'in son 2 yıldaki performans önce Abdülkerim Nelson sonrasında Sanchez dahil oldu bu üçlü. Oradaki performanslarına bakıyorsunuz. Az hata eğilimlerine, basit hata eğilimlerine bakıyorsunuz. Çünkü şampiyonluğu oynadığınızda çok açık veriyorsunuz. 0-0 çok iyi oynayan bir kaleciniz olması lazım. 1-0 çok iyi oynayan bir kaleciniz olması lazım. Ve bu stoper tandemi de buna göre olması lazım. Koli sizce bu anlamda, bu anlamda yanında yine çok net bir stoper olmazsa şampiyonluğu oynayan bir takımın hata yapmayan, özellikle büyük maçlarda, birinci bölge savunması yaptığı maçlarda çok az hata yapan bir tandemin oluşturabilir. Geçen yılki savunma e, sıkıntılarını yaşar gibi geliyor Beşiktaş. Eğer hani Koli, Gabriel, Paulus Tabii, da, e, gibi Doğru bir ikili, olmaz. düşünülüyorsa yani. Ya pozisyon alma hataları da var oyuncunun. Evet artıları var. Atletik bir oyuncu uzun mesafede ön alanda defansı şimdi büyük takımlar önünde kuracak. O net e, orta sahaya kadar çıkaracak. Orta sahanın ne kadar çıkaracak. O zaman arkaya atılan toplarda sprinter bir stoperiniz olması olmazsa olmaz. Bu Koli bu. Ama iş dara geldiğinde, daralana geldiğinde, birinci bölgesi olmasına geldiğinde çok ciddi pozisyon hataları yapabilen bir oyuncu. Bu arada Rose'yi e, idmanda gördüm bugün. Yani görüntülerde daha doğrusu. Van Bronckhorst hani e, acaba değerlendirme noktasında olur mu? E, onu da düşünüyorum. Çünkü ya performans verdiği her noktada Beşiktaş için çok değerli bir oyuncu. E, tabii canım şimdi Masuaku, Masuaku da ayrılmadı değil mi? Bir ayrılmadı hocam ayrılır. Ayrılacak gibi de. Mesela Masuako kalırsa veyahut da işte Rozier kalırsa ya da tam tersi profil daha dengeli bir profil. Şimdi Masuako ile Rozier'de biraz birbirine benzeyen yani iyi günüyle kötü günü tavanıyla taban arasında çok fark olan makası açık olan oyuncular. E konsantrasyon hataları yapan, savunma hataları yapan oyuncular zaten Masuako'nun o hataları olmasa müthiş bir ayağı var. Premierlikten dönmezdi. Ben Rozier'in temposunu beğeniyorum hocam. Rozier'de bence başka problem var. Tabii. Yani işin performans boyutu Rozier iyi sahibek yani iki tane sahibe kaldı be işte. Ama olması olması ben ben son, takımla çalışıyor. Çok Eğer tersi mi? olsaydı hani belki takımla çalışmaya dahil etmeden e, kulüp bulması istenilebilirdi. Tamam. Son cümleyi alayım hocam. Rozier'in devamlık problemi var ve çok ciddi savunma problemleri var. Bu arada ismi buldum Turgut Doğan şahinmiş. Hmm, Ankara gücü. Turgut Doğan Şahin. Şu isimle de sağ kanattan 80-90 kilometre hıza gitmiş olması lazım diye düşünüyorum. <laughs> çok iyi değil ama. Bu iyi değil, değil. <laughs> Bu isim bu isim sürat yapması lazım. Peki. Çok, e, <laughs> çok teşekkürler hocam. E, Mehmet senin de ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu günler, mutlu geceler. Hoşçakalın.